Hadi. Hadi. Senin canın bir şey mi sıkkın? Evet. Burada olmak hoşuna gitmedi galiba. Evet. Pek hoşuma gitmedi. Eski anıların canlandı galiba, öyle mi? Evet, öyle. Anladım. Evet, öyle. Ama tek sorun bu değil. Neymiş sorun? Neymiş sorun olan? Söyler misin? Bora Bey. Ben... Evet, sen. Söylesene abi. Bora Bey, bugün sık sık rahatsız edeceğim sizi. Sizi biriyle daha tanıştırmak istiyorum. Ben buralardayım ya. Bulurum sizi Bora Bey. Peki. Buyurun. Merhabalar. 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 Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. 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 Ada? Aa, Çiğdem hocam. Ne güzel seni görmek. Hocam evet, evet sizi de görmek çok güzel. O sendin demek ha? Kim? Aa, Necla Hoca. Burs veren Bora Bey'le beraber senin eski öğrencilerinden biri geldi deyince merak ettim ben de. Evet, Bora Bey'le birlikteyim ben. Asistanıyım yani. Bora Bey de bu genç yaşında inanılmaz işler yapıyor. Öyle gerçekten, evet. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet hocam, her şey yolunda. Siz iyi misiniz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de çok iyiyim. Biliyor musun Adacığım? Benim bu öğretmenlik hayatımdaki en başarılı öğrencilerimden biriydin sen. Öyle parlattın ki hayal gücünün zenginliği, onları kağıda yansıtma şeklin inanılmazdı. Seninle de ben bir sır paylaşayım. Ben senin kağıdını hep ayırırdım, en sona bırakırdım. Şöyle tadına çıkararak okuyabilmek için. Severek yazıyordum hocam. Ve hissederek. Açıkçası... Ya Ada, ben çok şaşırdım senin okulu bırakmanı. Yani ben hep derdim ki Ada geleceğin en değerli yazarlarından biri olacak. O kadar inanıyordum ki. Üstelik sadece 3 tane dersin kalmışken. Öyle olması gerekti hocam. Öyle oldu. Ne yapalım? Hayat tercihlerden ibaret değil mi? Yani biri için daha doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Sen de okulu bırakıp evlenmeyi seçtin. Bu da senin yolun. Sen şimdi bu tercihinden dolayı mutlu musun? Önemli olan bu. Çok. Çok, çok mutluyum hocam. Çok mutluyum. Ne güzel Adacığım. Hocam Bora Bey arabadan bir şey istemişti. Benim onu almam lazım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Hoşçakalın. Hoşçakal Adacığım. Ada! Bana verdiğin son hikayenin notunu merak ediyor musun? A+ almıştın. Okulu bitirmek için hala çok geç kalmış sayılmazsın. Hala bir şansın var. Sağ olun hocam. Bir daha yalan yok Ada. Bir daha yalan yok Ada. Bu sondu kızım. Bu son, bir daha yalan yok. Bir daha yalan söylemek yok. Evet, doğru. Doğru. Aynen dediğiniz gibi. Ben müsaadenizi istesem olur mu? Tabii. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bora Bey, merhaba. Merhaba. Çiğdem Çallı ben. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden. Geçen yıl aslında tanışmıştık sizinle bir bağış yemeğinde. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hatırladım Çiğdem hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ediyorum ama ben öğrencilerim için teşekkür etmek istedim aslında size. Yok hocam, ne demek? Asıl ben teşekkür ederim bana böyle destek olma fırsatı verdiğiniz için.
Bakın ben bugün buraya sizi görmekten çok mutlu olacak biriyle geldim. Asistanım Adat Özün. Hatırlar mısınız sizin mezunlarınızdanmış? Aslında biz evet az önce karşılaştık, konuştuk. Hocam bakın gerçekten çok iyi bir öğrenci yetiştirmişsiniz. Çok iyi yazıyor ve eminim daha da iyi yazacak. Ben de eminim. Ben müsaadenizi istesem birkaç işim vardı. Ha, tabii. Hoşça müsaade kalın. Sizin. Görüşürüz. Evet. Güçlü olsun. Adı? Niye ağlıyorsun sen? Her yerde seni arıyorum. Niye buradasın? Bora Bey ben gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evden sizinkiler mi çağırdı? Bir sorun mu var? Yok, yok, yok. Öyle bir şey değil. Ben buradan da, işinizden de, hayatınızdan da çıkıp gidiyorum. Ne diyorsun sen Ada? Ne demek istiyorsun? İşi bırakıyorum Bora Bey. Ada, bak ne saçmalıyorsun sen? Şirkette de okula gidelim dediğimden beri bir garip davranıyorsun zaten. Bir şey mi oldu? Neden ağlıyorsun? Kastı bu iş beni. Baktım yapamıyorum. Çok zor. O yüzden bırakıyorum. Ada bak gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Burada mı canın sıkıldı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bak neyse çözeriz. Tamam mı? Canını ne sıktıysa çözeriz. İş sıktı Bora Bey. İş sıktı. Yani bunu siz ofisten çıkmadan söylemeye çalıştığımı söyletmediniz. Sürükleyip buraya getirdiniz beni. Canına iş sıktı öyle mi? Evet iş sıktı. Daha şimdiden iki yazın yayınlandı senin. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum. Benlik değil yani. Onu anladım ben. Ya şu anda bana bunları o kürsüde o çocukların önünde ruhunuz düştüğü yerden kalkabiliyorsa, hala soluk alabiliyorsanız hayal kurmaya devam edebilirsiniz diyen kadın mı söylüyor? Evet tam olarak o söylüyor. Ağzım iyi laf yapar benim Bora Bey. Siz öyle söylemiyor muydunuz? Hadi bak saçmalama. Saçmalama bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz. Neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşça kalın. İsim? Ada. Buyur. Kimliğimi alabilir miyim acil? Eyvallah. Ne oluyor lan? Aç kapıyı aç. Kusura bakmayın. Bora Bey ne yapıyorsunuz siz? İyiyim Ada sen ne yapıyorsun iyi misin? Kusura bakmayın. Bora Bey iner misiniz aşağı lütfen? Yok öyle küstüm gidiyorum tamam mı? Bacım bir problem mi var? Yok 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 bir problem falan yok. Bak beni nasıl bir pozisyona soktuğunun farkında mısın Ada? Hadi lütfen inelim gidelim hadi. Hadi. Bacım emin misin? Emin kardeşim emin. Merak etme sen emin o. Çok emin o. Emin 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 eminim ben. Kusura bakma. Kusura bakma. Bora Bey. Arabaya biner misin? Arabaya biner misin Ada? Ben miyim bana?
Evet Ada. Seni dinliyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. İkna olmadım. Ne yapabilirim? Mantıklı şeyler söyleyebilirsin mesela Ada. Hadi. Beni sahilde bırakır mısınız? Neden? Selin'le buluşacağım. İyi, güzel. Bravo. Bravo. İnsanların karşısına geç notuklar at. Sonra da ben yazmak istemiyorum de. Bravo. O çocukları kandırmasaydın bari be. Kandırdım. Kandırdım. Evet, ben kandırıyorum herkesi. Huyum bu benim. Benim tanıdığım Ada bu değil. Yanlış tanımışsınız o zaman. Sahil demiştiniz. Son durak Ada Hanım. Teşekkür ederim Bora Bey. Binecek misin artık? Kemer sıkışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şey için teşekkür ederim. Ada. Şirkette kalmak için 1 milyonluk çek yırttın sen. Şimdi ne değişti? Bir şey değişir. Sonra her şey değişir. O bir şey değişti Ada. O da bende kalsın. Olur mu? Açar mısınız? Ne açayım? Kapı kilitli. En acısı da ne biliyor musun? Ne kankacığım? Bora Bey, ben işten ayrılıyorum dedim. Yazmak bana göre değil dedim. Peki şimdi ne yapacağım? Bütün söylediğim sözleri yutacağım. Hepsini yutacağım. Yutacağım. Tıpış tıpış onun evine gideceğim. Zafer amcanın sofrasına oturacağım. Neden? Neden? Çünkü Rüzgar camışı benim evimde yan gelip yatıyor, o yüzden. Ay aman, kov gitsin şunu ya artık. Kovarım. Kovarım. Seve seve kovarım. Hı? Ama... Ama... Celal. Celal var. Mutluluğumuzun tanığı mıyız? Ne öyle saçma sapan bir şey varmış. Bizi gözlemleyip rapor yazacakmış. Ah işte. Hadi şirkette patron gıcık dedim. O yüzden sakladık dedim. Şimdi ne diyeceğim eve gelse? Aa, bu sefer de teyzemin haberi yok, kusura bakmayın, bizim aramızda sır mı bu diyeceğim. Ne diyeceğim? Of, vallahi böyle yangın var diye bağırasım geliyor ya. Kankam dur, sakin ol. Çok saçma. Kafayı yiyeceğim, çok saçma. Çok saçma ya. Çok saçma. Hanımefendi kürsüye çıkıyor. Hayaller kurun diyor. Nutuklar atıyor.
Sonra 5 dakika yalnız bırakıyorum ya. 5 dakika yanına gidiyorum. Ne oldu diyorum, ben işi bırakıyorum diyor. Ne demek bu şimdi? Ha ne demek bu şimdi? Aa, aşk demek de o. Ver ver. Ver topu ver. Ver şunu. Gidiyorum yanına, ne oldu diyorum. Yazmak bana göre değil, sıkıldım bunaldım diyor. Çocuk oyuncağı mı bu? İşi bıraktım diyor. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Kara sevda olabilir, çocuk oyuncağı. Olmasa da kara sevda olabilir. Ver ver. Hayır, bana bir tane mantıklı açıklama yapsa susacağım. Ağzımı açmayacağım. Yani benim kimseyi zora çalıştıracak halim yok kuzen. Gitsin, ne hali varsa görsün. Ne yaparsa yapsın, bana ne? O kendi yoluna, ben kendi yoluma. Değil mi? Ama sıkıntı şurada. Bana bir tane mantıklı açıklama yapmak zorunda kardeşim. Doğru kuzen. Bir tane de ben atayım kuzen. At, at. Deliksiz. Soktun lan. Evet, deliksiz. Öyle. Ne yapsam olmuyor Selin. Dokunduğum her şeyi mahvediyorum. Elimin değdiği her şey mahvoluyor. Bora Bey'i, ailemi, seni. Bugün o kürsüde öğrencilere hayallerinizin peşinden gidin dedim. Kendimi profesyonel bir yalancı gibi hissettim Selin. Bir an var ya böyle haykırmak istedim. Hayallerinizin peşinden gidin demek istedim. Benim gibi olmayın. Gerçekten hayallerinizin peşinden gidin. Vazgeçmeyin demek istedim. Sizi yolunuzdan çevirmek isteyen aileniz bile olsa vazgeçmeyin demek istedim. Ama diyemedim. Bora Bey oradaydı. Bana bakıyordu. İnanarak. İnandım ben kuzen, inandım. Bu kıza inandım ben. Kalemine inandım. Kalemine inandığım için kalemimi verdim. Ona dolma kalemimi verdim ya. Hevesine inandım ben bu kızın. Şirkette kalabilmek için 1 milyonluk çeki yırttı bu kız. Ne oldu, ne değişti diyorum. Bana diyor ki bir şey değişir, her şey değişir diyor. Bir şey değişir, her şey değişir ne demek? Söyle bana, bir şey değişir, her şey değişir ne demek? İşte bir şey değişince her şey değişir gibi bir şey. Saçma ben bir telefonla konuşup geliyorum kuzen. Git konuş. Şey haber veriyorum sana. Efendim Ali. Durum çok ciddi. Hı hı. Farkındayım. Şey sahilde misiniz hala? Hı hı. Tamam ben şimdi konum atıyorum sana. Biz basketbol sahasındayız hala. Gelin hemen çözelim şu işi. Tamam. Siz hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi hadi hadi. Nereye? Bora Bey ve Ali basket sahasındaymış. Biz de çağırdılar, gidiyoruz hadi. Yok kızım, ne işimiz var orada, hayır. Ya kızım sen bana mecburen eve gideceğim demiyor muydun? Ne farkı var ki? Ya bak, hem Ali tam anlatmadı ama galiba Bora Bey de biraz... Ne? Ya işte tam söyleyemedi de... Ne? Ne biraz? Ne olmuş? Ne? Ne? Söyle. Madem bu kadar merak ediyorsun, gidip görüyoruz. Hadi. Hadi ya. Hadi hadi, kalk kalk kalk. Bak, al işte. Ne? Ne var? Ne bağırıyorsun be? Ha? Ne bağırıyorsun? Rüzgar, seninle bağırılmadan konuşulmuyor. Ne var? Söyle. Celal Bey geliyor, çay içmeye geliyor. Ben çayları koydum. Sen de gelirken kuru pasta falan al, ha karıcığım? Rüzgar, bana bak. Gelsin Celal, siz güzel güzel çayınızı zıkkımlanın, tamam mı? Zıkkımlanın, ben yokum. Ada nerede diye sorarsa, teyzesi hastaymış gitti dersin. Ya da başka bir yalan bulursun. Bütün yalanları ben söylemek zorunda değilim. Ya ben artık yalan söylemek istemiyorum. İşten de ayrıldım. Yakında senden de ayrılacağım. Kapat! Kapat! Uğursuz! Yürü be kızım be! Kim tutar seni ya? Hadi kalk kalk kalk! Sahaya hadi! Hadi 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 hadi! Ya! Ya! Ağlamak istiyorum ya! Eğlence, söz veriyorum. Kızım ne işimiz var bizim burada ya? Kafa dağıtacağız işte, ne güzel ya. Kafanı dağıt, neyse. Evet. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. Hep beraber o zaman bir maç yapalım. Güzel şöyle bir maç yapalım. Yenilen de tatlı ısmarlasın. Olur, süper olur. Kim kim? Biz ikimiz olalım, siz ikiniz olun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ben seninle olacağım, sen adayla ol. Tamam mı? Ben güvenebileceğim bir takım arkadaşı istiyorum kuzen. Öyle maçın ortasında sıkıldım, yoruldum, topumu verin ben gidiyorum falan demesin sonra bana. Kızım, nereye gidiyorsun?
Ya duymuyor musun neler diyor ya? Haksız olmadığını biliyorsun. Gel şuraya çabuk. Haklı olduğu için gidiyorum zaten. Kızım sen nereye gideceksin ki? Mora beylere. Ne farkı var? Ya hadi o da gel şuraya. Ne oldu Ada Hanım? Korktunuz galiba. Evet çok korktum. Tir tir titriyorum şu an. Basketbolda sana göre değil galiba. Öyle mi? Madem bu kadar ısrar ettiniz. Oynayalım bakalım. Tamam. Oynayalım. Oynayalım da biz böyle nasıl oynayacağız kankacığım? Sen de etek, ben de koç. Değil mi? Yani. Benim araba gardırop gibi. Sen merak etme. Kızım günlerdir göçebeyim ben. Bir sürü şey verelim. Gel şuraya. Gel şuraya. Tamam kuzen. Çok mu lazımdı çağırdın kız arkadaşını? Kız arkadaşının arkadaşı da geldi fark ettiysen. Hop! Aha! Hava atışıyla başlar basket. Taş hadi basket. Bakalım ver şu topu. Ver. Hadi bakalım senin yüzünden kalkıştığımız şeyler. Neyse. Gül gül. Hadi başlıyor muyuz? Tabii. Buyurun. Hadi Hanım, başlayalım. Sağ olun Bora Bey. Sağ olun. Pasta oynayalım. Ada! Ada! Ne oldu? Hı? Pota çok mu uzak? Ha? Potayla aranda devasa bir engel mi var? Ha? Çok mu uzak pota? Ada boştayım şu anda. Bora Bey! Bora Bey! Pas atarsan hemen potanın şeyinde. Bora Bey burada. Ada! Burada. Ne yapacaksın Ada? Bırakacak mısın? Sıyrılıp kaçacak mısın? Ha? Topu bırakıp kaçacak mısın? Ne yapacaksın? Olmaz öyle şey. Yoksa sıyrılamıyor musun? Çünkü kolay değildir öyle sıyrılmak. Çalışmak lazım. Sabretmek lazım. Çabalamak lazım biraz. Gayret etmek lazım. Evet. Ada! Kaçacak mısın Ada? Bu ne bu? Basket mi oynuyor onlar? Ne bu ya? Vallahi hiç sanmıyorum. Hayır pas atmayacaklar kesin çünkü kendimi boşa çıkardım burada pas yok. Biz gidip tatlı mı alsak o zaman ya? Aklımı okudum vallahi hadi gidelim o zaman tatlı tatlı. Evet çok iyisiniz. Burası zaten. Onlar zaten evet. Güzel olmuş ama sportif bir görünüm olmuş sizde. Ne oldu? Aşk kendi seçer.